PHP ile fonksiyon kullanarak 4 işlem yapma uygulaması hazırlayacağız. Öncelikle bir fonksiyon oluşturuyorum ve bu fonksiyonum parametreli bir fonksiyon olacak. Dışarıdan, kullanıcıdan veya başka bir kod kısmından içeriye değer alacağız. Function hesap dedim. Fonksiyonuma bir isim verdim ve parantezler içerisinde de dışarıdan alacağım değerler için bir değişken tanımlaması yapacağım. Dolar sayı 1, dışarıdan eksik değer gelme ihtimaline karşı kod yapımızın bozulmaması için ben buna varsayılan değer ataması yapacağım. 0 ve dolar sayı 2 eşittir. Aynı şekilde varsayılan bir değer ataması yapacağım. 0. Üçüncü değişkenimde hangi işlemi yapacağımı belirten değişkenim. Dolar işlem dedim. Buna da string bir ifade olacağı için sadece aç kapa çift tırnak yaptım. Yani boş bir işlem verdim. Süslü parantezlerimi ya da kırlangıç parantezlerimi açtım. İçeride işlem yapacağım. İşlem yapabilmek için if ya da switch yapısından faydalanabiliriz. Ben switch yapısını kullanacağım. Switch parantezler içerisinde neyi karşılaştıracağımızı söylememiz lazım bir değişken olarak. Dolar işlem. Yani eğer dolar işlem şuysa diyoruz. Süslü parantezlerimi tekrar açtım. Case ile değerlerimi tanımlayacağım. Case artı veya buraya herhangi bir ifade de yazabilirdiniz. 2 nokta üstüne koydum. Dolar sonuç eşittir. Dolar sayı 1 artı dolar sayı 2. Bununla işim bitti. Break deyip kapatıyorum. İkinci case'imi açtım. Case eksi yani çıkarma işlemi ise dolar sonuç isimli değişkenimin içerisine sayı 1'den sayı 2'yi çıkartıp aradaki farkı yazdırmış olacağım. Break ile tekrar kapattım. Üçüncü işlem için case yıldız koydum. Yani çarpma işlemi yapacağım. Dolar sonuç eşittir. Dolar sayı 1 yıldız yani çarpma operatörümüzdü bizim. Dolar sayı 2. Sayı 1 ile sayı 2'yi çarp ve sonuç isimli değişken içerisine bunu koy dedim. Case bölme için slash kullanacağım ben. Dolar sonuç eşittir. Dolar sayı 1 bölü dolar sayı 2. Tekrar break koydum. Dışarıdan gelecek olan işlem değişkenindeki değerlerin artı, eksi, çarpı ya da bölü dışında herhangi bir değer olması durumuna karşılık default değerini tanımlayacağım. Dolar sonuç eşittir hatalı işlem. Ve tekrar break dedim. Switch case yapısının dışında benden bu hesaplamayı isteyen kod kısmına değer döndürmesi yapacağım. Yani içerideki işlem sonucumu dışarıya göndereceğim. Bu sayede bu fonksiyonun geriye değer döndüren fonksiyon yapısı olmuş olacak. Return dolar sonuç dedim. Fonksiyon yapımız tamam. Şimdi de bu fonksiyonu çağıralım. Echo tırnaklar içerisinde işlem sonucu nokta koydum. Yani birleştirme operatörümüz ve fonksiyonumu çağıracağım. Fonksiyonumun ismi hesaptı. Hesap parantezler açtım. Parametreli bir fonksiyon olduğu için de değer gönderimi yapacağım şimdi. İlk değerim 10 olsun. Sayı 1'in içerisine 10 değerini gönderdim. İkinci değerim 6 olsun. Sayı 2 değişkeninin içerisine 6 değerini gönderdim ve dolar işlem değişkenine de çarpma işlemini gönderdim. Kodumu kaydettim ve tarayıcımı açıyorum. Ekranda benim göndermiş olduğum 10, 6 ve çarpma işlemlerini fonksiyonda değerlendirip 10 ile 6'yı çarpıp sonucu da 60 olarak geriye değer döndüren bir fonksiyon ya da işlem sonucunu görüyorsunuz. İşlemimizin sonucu echo komutuyla 60 olarak ekrana bastırılmış oldu. Tekrar koduma geri döndüm. Burada dikkat ederseniz hangi işlemi yaptığımızı söylemedik. Yani sadece işlem sonucu dedik. İsterseniz daha detaylı bir bilgilendirme yapmak için switch case yapısı içerisinde doğrudan işlem sonucunda ekrana bastırabilirsiniz veya dışarıya değer döndürmesini bu söylemiş olduğum detaylı bilgilendirme ile birlikte yapabilirsiniz. Örneğin dolar mesaj eşittir toplama sonucu, hatta parantez içerisine şöyle de yazabiliriz. Dolar sayı 1 artı dolar sayı 2, 2 nokta üst üste koydum ve nokta koyup dolar sonuç dedim. Yani dışarıya mesajı göndereceğim. Aynı şekilde diğerlerine de yazabiliriz. Örneğin dolar mesaj eşittir çıkarma sonucu dolar sayı 1 eksi dolar sayı 2 ve dolar sonucu koydum. Ben ikisi için yaptım. Değerler için de yapabilirsiniz. Ancak default değeri de değiştirelim. Bu sefer dolar sonuç değil, dolar mesaj olsun sadece. Dışarıya göndereceğimiz değer de bu sefer sonuç değişkeni değil, mesaj değişkeni olacak. Ve ben buraya mesaj değişkenini yazdım. Artık işlem sonucu yazmanıza gerek yok. Zaten yukarıda fonksiyon içerisinde bunu belirtmiştik. Sadece echo ve fonksiyonunuzun ismi ve parametrelerini yani değerlerini yazabilirsiniz. İşlemimizi artı yaptım. Tekrar tarayıcımı açıyorum. Artık daha detaylı bir bilgilendirme yaptık kullanıcıya. Toplama sonucu dedik. 10'la 6'yı topladığımızı söyledik ve sonuç olarak da 16'yı ekrana yazdırmış olduk. Tekrar koduma geri döndüm. Eğer biz burada hatalı bir işlem yapsaydık, örneğin herhangi bir yanlış değer ya da boş bir değer gönderimi yapsaydık işlem olarak, sonucumuz hatalı işlem olarak geri dönmesi lazım. Tekrar tarayıcımı açıyorum. Ben hesap isimli fonksiyonumun içerisinde toplama, çıkarma, çarpma ve bölme için switch case yapısı tanımlamıştım. Bunun dışında herhangi bir işlem değeri gelirse eğer hatalı işlem yazmasını söylemiştim. Kodumuz doğru çalışıyor. Ekrana hatalı işlem çıktısı üretti.